2010 yılının Ağustos ayında işlemlerine başladığımız Zonguldak Ağızlı Sağlığı Merkezi'nin yeni hizmet binası. Bir yıllık bir süre içinde inşaatı başlayıp ve bitirildi. 23 Eylül 2013 tarihi itibariyle de hizmete başladı. Yeni hastanemiz Bülent Ecevit Caddesi üzerinde 69 ambarların mevkiinde konuşlandırıldı ve hastanemizde teknolojinin bütün unsurları kullanıldı. Hastanemiz sadece Zonguldak halkına değil, bölge insanına da hitap etmektedir. Hastanemizde biri çocuk uzmanı olmak üzere 25 diş hekimi çalışmakta. Toplamda da 100 personel görev yapmakta. Tabii çocuk hastalarımızla ilgili gerektiğinde, uzman gerektiğinde biz bunları sevk ediyorduk. Burada bünyemizde yapamıyorduk. Biz bunları artık çocuk uzmanımızın hastanemize başlamasıyla 0-15 yaş grubu hastalara bütün teşhis, tedavi, bütün işlemlerini merkezimizde yapmaktayız. Hastanemizle ilgili bilgi vermek gerekirse, hastanemizde hemen hemen bütün birimler merkezi olarak planlandı. İşte merkezi klimasından tutun, merkezi vakum, merkezi oksijen cerrahi işlem odaları, merkezi sterilizasyon olarak bütün her şey merkezi olarak planlandı. Tabii bu şekilde Türkiye'de yapılan en son ağızlı sağlığı merkezi ve bütün yeniliklerin, bütün çağın gereklilikleri bu binada kullanıldı. Hastanemiz aynı zamanda kağıtsız hastane olarak da isimlendirilebilir. Hastanemizde röntgen gibi, arşiv gibi birimler hep dijital olarak kullanılmakta. Çekilen röntgenler kağıt olarak basılmayıp hekimin duvarındaki bilgisayarlara, lokomotif bilgisayarlara yansıtılıp daha da hızlanmaya başladı. Tabii hastanemizde bir engelli kliniğimiz, bir çocuk kliniğimiz, cerrahi işlem odamız, mahkum kliniğimiz, acil poliklinimiz gibi klinikler, nitelikli poliklinikler mevcut. Bunlar hizmete başladı. Tabii hastanemizde müracaat eden bütün hastalarımıza teknolojinin bütün unsurlarını koyarak tüm teşhis ve tedaviler planlanmakta ve yapılmakta. Aynı zamanda hekimlerimize meslek içi eğitimlerimiz, seminerlerimiz sürekli devam etmekte. Hem biz bunları Zonguldak'ta hem de il dışında hekimlerimizi seminerlere, eğitimlere göndererek bilgilerini de güncel tutmaya çalışıyoruz. Bu bizim için de çok önemli. Tabii hastanemizin buraya taşınmasıyla, eski yerimizden buraya taşınmasıyla artık hasta sayımızda da gitgide bir artış başladı. İnsanlarımız, vatandaşlarımız yaklaşık 20 yıldır hizmet veren yere gidiyorlardı. Şimdi artık yeni hastanemize gelmeye başladılar. Ve bu bölgeye de bir hareketlilik gelmeye başladı. Zonguldak'ın Ankara girişindeki mevcut hastanemiz bu bölgeye de bir canlılık getirdi diyebiliriz. Hastanemizde müracaat eden hastalarımızın günde yaklaşık 600-700 civarında hasta sayımızın hemen hemen tamamına işlemler yapılmakta. Hastalarımız başka bir zamana ertelenmemekte, protez işlemleri hariç. Tabii gönül ister ki hastalıklar hiç olmasın. Ancak ağız diş sağlığı konusunda bölgede, Zonguldak'ta ve bölgede başvurulabilecek güvenli bir merkez olmaktan da gurur duyuyoruz. Şimdi hastanemizin klinikleri hepsi ikili olarak planlandı. Ortada bir separatörle iki hastanın birbirini görmeyecek şekilde planlandı. Her hekimin ayrı bir kapısı var. Buradaki çalışan hekimin hastası ayrı bir kapıdan, oradaki çalışan hekimin hastası ayrı bir kapıdan kliniğe girmekte. Her klinikte her hekimin bir dokunmatik monitörü var. Buradan görmek istediği hastanın filmini üzerine tıklayarak şu şekilde görebilmektedirler. Bu tabii bizim işimizi daha da fazla hızlandırdı. Hekim arkadaşın koltuğundan kalkmadan filmini değerlendirme şansı var. Aynı zamanda diğer sekreterin olduğu yerlere de gitmesine gerek kalmıyor. Her klinikte bir merkezi oksijen var. Hastaları da anesteziden kaynaklı komplikasyonlarda müdahale için bir merkezi oksijen planladık. Hemen hemen bir hekim arkadaşa düşen 18 metrekare yerimiz var. 36 metrekaredir bir klinik ve hepsi ikili olarak planlandı. Her şey merkezi, klimamız merkezi, soğuk, sıcak, oksijen olsun, merkezi havalandırma olsun, kompresör olsun, her şey merkezi olarak planlandı. Yani Türkiye'de yapılan en son ağız diş sağlığı merkezi ve bütün modern teknolojinin bütün unsurları burada kullanıldı.
Buyurun, bir şey söyler misin? Bir görebilir miyim? Sıcak su geliyor mu? Bırak, ben de mi şartım? Tamam, geliyor. Hocam, hocam bir tanesi de çıkmak üzere. Güzel. Dur canım, bir dakika bana müsaade. Söylediğim zaman var ya. Şu anda sadece bakacağım işte. Aç bakalım hocam. Çok büyük açıyor tutulasınızı. Çok büyük açar mısın? Ben bir rahatsız olduğum işin gibi. Tamam, yok derim sana. Şu üsttekiydi değil mi? En çok rahatsız eden. Kliniklerde kullanılan bütün el aletleri, aynen son presel davye gibi bütün aletler, sterilizasyon asansörü dediğimiz kirli monşarjdan sterilizasyon birimine gönderiliyor. Herhangi bir personel taşımıyor aletleri. Direkt monşarja iniyor. Orada steril olduktan sonra diğer tarafta temiz bölümünden aletler temizlenmiş, steril edilmiş olarak yukarıya geri çıkmakta. Bu bizim işimizi çok hızlandırıyor. Çünkü personel klinikten ayrıldıktan sonra sterilizasyona gidip gelmesi bir zaman kaybı. Ve böylece biz o zaman kaybını eliminletmiş olduk. Bütün aletler hiç el değmeden, insan taşımadan sterilizasyon birimine inip oradan tekrar steril olmuş olarak ayrılıyor asansörden. Klinik daha bir steril olmuş oluyor. Efendim? Daha bir steril olmuş. Tabii yani. Ve daha hızlı. Yani vakit kaybı olmuyor. Ve dikkat ederseniz asansörler farklı. Kirlininki farklı, temizinki farklı. Kirli ile temiz yan yana geçmiyor. Hastanemizde bir cerrahi işlem ünitesi yaptık. Bu cerrahi işlem ünitesinde ayrı bir havalandırma, HEPA filtreli. Her şey merkezi, tüm gazlar çekildi. Burada hastanemize müracaat eden hastaların implantlarını, cerrahi bütün işlemleri, gömülü 20 yaş, rezeksiyon gibi bütün işlemleri burada yapmayı planladık. Yakın zamanda da burayı faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki ay itibariyle büyük olasılıkla burası faaliyete geçecek ve artık kliniklerde değil, gerçekten riskli, zor işlemleri, cerrahi bütün işlemlerimizi bu bölümde yapacağız. Ne var mı? Yeni başlamak istedim.